kimi oyuncu, kimi de şarkıcı. Ancak onlar bir tek meslekle, bir işle yetinmiyor. Başarılarını çok farklı sektörlerde giriştikleri yeni işleriyle de sürdürüyor. İşte ünlülerin ikinci meslekleri ve işleri geliyor ekrana. Takıcı oldu, hayatı değişti. Hem mücevherlerim burada hem de tekstil grubundan az bir parça burada. Çünkü bu hafta sonu artık Bodrum'daki mağazamız açılıyor. Oraya hareket edeceğiz yavaş yavaş. Dekorasyon işinde mutluluk buldu. Havyar üretiyor. Hedefi tüm dünyaya satmak. Magazin 8, ünlü isimlerin 2016 yılında giriştikleri yeni işlerini, mesleklerini açıklıyor. Onları diğer meslektaşlarından ayıran en büyük özellikleri girişimci olmaları. Değerli izleyenler, sahnelerin ünlü şarkıcıları, dizilerin, filmlerin ünlü oyuncularının bir meslekle yetinmediği, farklı alanlarda da iş hayatında mücadele ettiklerini biliyorsunuzdur. Magazin 8'in bugünkü araştırması ünlülerin yeni meslekleri, yeni uğraşları üzerine. Ünlü oyuncu Murat Yıldırım 1999 yılında mesleğine başlamıştı. Farkında mısın? Geldiğin günden beri sürekli arkanı topluyorum. Tiyatro ve müziğe büyük ilgi duyan Murat Yıldırım'ın havyar üreten bir şirkete ortak olduğunu biliyor muydunuz? Evet, yanlış duymadınız. Murat Yıldırım havyar üretimiyle ilgileniyor. Zor bir sektör olan havyar üretiminde tüm dünyaya ürün gönderme hedefinde olan Murat Yıldırım uzun bir süredir yeni mesleğini de oyunculuk gibi başarıyla sürdürüyor. Yeme içme işi asla ölmez. Bu işe girenler batmaz derler. 25 yaşındaki eski oyuncu Hazal Kaya'yı Sıla dizisindeki Berrin rolüyle tanıdık. Genç oyuncu Aşk-ı Memnu'da Nihal Ziyagil rolüyle çıkmıştı zirveye. Ben çıksam kusura bakmazsınız değil mi? Ders çalışmam lazım. İşini başarıyla yapan, oyunculuğun hakkını veren Hazal Kaya ani bir kararla oyunculuğu bıraktı. Yıllığı 17 bin lira olan özel bir aşçılık okulunda eğitim aldı. Aşçılık okulundan mezun olan, stajını Türkiye'de bir otelde yapan Hazal Kaya şimdi en büyük hayalini gerçekleştirmek üzere. Hazal Kaya, İtalya'da hayalini kurduğu restoranı açmak için gece gündüz demeden çalışıyor. İtalyan lisesi mezunu olan Hazal Kaya da nereden nereye dedirten ve yeni bir meslekle hayatına devam eden ünlülerden. Seren Serengil vakti zamanında hem oyunculuk yaptı hem de sahnelere çıktı. İnsan sevdiği işte mutludur derler ya. Çok iyi demişler. Seren Serengil kendine yeni bir meslek buldu. Verdiği kilolarıyla adeta ikinci baharını yaşayan Serengil'in yeni işi dekoratörlük. Uzun süredir Bodrum'da tatilde olan Serengil'in yaşam alanına yaptığı hoş dokunuşlar da alkışa değer. Bakar mısınız dekoratör Serengil'in eğitimini aldığı yeni işindeki maharetlerine? Diyorum ki o benim böreğim var ya kıymalı, sarımsaklı, yoğurtlu. Onun mercimeklisinin tarifi var burada. Yeni mesleklere adım atanlar, farklı sektörlere girişenler genelde oyuncular oluyor değerli izleyenler. Mete Horozoğlu da çok farklı bir adımla yeni bir meslek edindi yakın zamanda. Ünlü oyuncu Antakya'da 150 yıllık bir konak satın aldı. Restore edilen yapı 6 odalı bir butik otel oldu. Otelin işletmeciliğini Horozoğlu'nun ablaları Selma ve Yasemin Hanım yapmakta. Eskiden mankendi, sonra oyunculuğa adım attı, başarısını ispatladı. Çocuklar duymasının meltemi olarak yıllarca kamera karşısına geçti Pınar Altuğ. Hayırım lütfen rica ediyorum bunu giyer misin lütfen. Ünlü oyuncu oyunculukla yetinmedi sadece. Geçtiğimiz günlerde kendisini Bodrum'da görüntülemiştik hatırlayacaksınız. Yalıkavak'ta bir takı dükkanı açtı Pınar Altuğ. Artık el emeği, göz nuru, nice takıyı satmakla meşgul. Hem mücevherlerim burada hem de tekstil grubundan az bir parça burada. Çünkü bu hafta sonu artık Bodrum'daki mağazamız açılıyor. Oraya hareket edeceğiz yavaş yavaş.